Bugün sizlerle birlikte Navisworks'ün proje koordinasyonu ve incelemesini uygulamalı bir şekilde işleyeceğiz. Ben Mimar Vuslat Aktekin, Kedvim şirketinde AEC teknik destek ve BIM uzmanı olarak görev almaktayım. İşleyeceğiniz konu Navisworks'un kısa bir tanımını yaparak başlayacağım. İlk önce uygulamaya geçmeden önce. Navisworks, koordinasyon, simülasyon, disiplinler arası iletişimi sağlayabilen çok amaçlı bir proje değerlendirme yazılımıdır. Özelliklerine gelecek olursak Navisworks Manage'in birçok farklı disiplinden gelen farklı formatlardaki modelleri birleştirmenizi sağlar. Çakışma kontrolü, zaman, maliyet içeren 5 boyutlu simülasyonu yapmanızı olanak sağlayan bir programdır. Tasarım ve inşaat aşamalarında ortaya çıkabilecek potansiyel sorunları inşaat başlamadan tespit ederek hataları minimalize etmenizi sağlar. Navisworks üretim ya da tasarım programı değil, aslında baktığımızda tasarlanmış projeleri bir araya getirip çakışma tespiti olgusuna sahip bir programdır. Yani kısaca özetlemek gerekirse, projeleri gözden geçirme yazılım olarak da özetleyebiliriz. Yani burada amaç çizim yapmak değil, tamamen diğer programlarda çizilmiş, tasarlanmış modellerin Navisworks'ün içerisine aldığınız zaman birleştiriyorsunuz ve bir bütün oluşturuyorsunuz. Projenin bütününü görmek amaçlanmaktadır bunun içerisinde. Şimdi Navisworks'ı Manage'den bahsedeceğim. Geneldeki uygulamam Navisworks Manage üzerine, ama diğer Freedom Simulate'den de bahsetmek istiyorum. Sizler için bunların arasındaki farklar neler, nasıl kullanılıyor, neden Navisworks Manage'i tercih ediyoruz? Bunlardan da biraz bahsedelim. Baktığımız zaman aralarındaki farklara Navisworks Freedom ücretsiz görüntüleyici olarak karşımıza çıkmakta. Dosyanızı kayıt edemezsiniz, timeline oluşturamazsınız. Hani NVD formatı şeklindedir. Simulate, gerçek zamanlı navigasyon, tüm proje disiplinlerini, yani tüm proje takımlarının incelenmesinde görev almaktadır. Model dosyalarını ve verilerini toplamada, inceleme araç setleri oluşturmada, NVD ve DVF paylaşımı yapmanıza, collaboration araç setleri içerisinde bulundurur. 5 boyutlu ürün planlama, foto gerçekçi model render yapmanızı sağlar. Animasyonu oluşturabilirsiniz. BIM koordinasyonunu sağlarsınız. Entegre model akışı mevcuttur. Peki Manage'de bunlara ek olarak, yani simülatörde saydığım özelliklere ek olarak çakışma tespiti ve arayüz kontrolüne sahiptir. Baktığımız zaman hani genel olarak bu üç ayrı Freedom, Simulate ve Manage'i özetlersek, Navisworks Freedom ücretsiz görüntüleyici olarak söyleyebiliriz. Simulate'i çok işlevsel ama çakışma ve kontrol yapamaz. Manage ise tüm özelliklere sahip bir programdır. Şimdi bu Manage'in içerisindeki programların dosya tiplerini inceleyelim. Dosya tiplerine baktığımız zaman NVC, NVF ve NVD olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar catchfile olarak NVC'ye açıklayalım. Herhangi bir dosyayı doğrudan açmanızı sağlar. Navisworks'un içerisinde Revit dosyasını export ettiğiniz zaman dosyayı merge ya da append olarak açmanızı sağlar. NVC dosyası NVC file kayıt edilemez bir uzantıdır. NVF ve NVD olarak kayıt edilmesi gerekmektedir. NVF'yi açıklamak gerekirse file set, seves yaptığımız zaman merge ya da append ile dosyalarınızı açabilirsiniz. Linkli bağlantılı dosyalarınızı içerir, üretim dosyalarını içerir. NVD'ye baktığımız zaman, yani Navisworks'un doküman kısmına baktığımız zaman bağlı tüm dosyaları içerdiğini görmekteyiz. Yani özetle NVC geçici özel dosyaları içerir. Tamamen geçici özel dosyalarınızı içeriyor. NVF tüm dosyalarınızı birbirine bağlayan çalışma dosyalarınızı içeriyor.
NVD ise yani müşterilerinize veya ekip üyelerinize gönderebileceğiniz bağlı dosyaları içeriyor. Şimdi hani Navisworks'un içerisindeki genel özelliklere baktığınız zaman birkaç tane sıralayacağım sizin için. Tabii gerçek zamanlı gezinti yapabiliyorsunuz, animasyon oluşturabiliyorsunuz, timeliner oluşturabiliyorsunuz, çakışma ve kesişme yönetimini kontrol edebiliyorsunuz. Malzeme miktarını belirlenmesinde rol oynamaktadır. Yani bunun yanında hani bu diğer basit olanların yanında 1360 model koordinasyonu entegre bir şekilde çalışır. Sorunları da entegre bir şekilde çalışıyor. Yani 1360'daki sorunlarınız neyse aynısı Navisworks'te de şeklindedir. Güncellenmiş IFC dosya okuyucuyu içerir. Autodesk ürünleriyle BIM koordinasyonunu sağlar. Çakışmaları tespit etmenize ve modelleri koordine etmenize sağlar. Yani çakışma tespit raporları, yorumlar ve ekran resimleriyle birlikte gösterebilirsiniz. Çakışma tespiti sonuçlarını görüntüleme, düzenleme ve yorumlar özelliklerini uygulamada da göstereceğim, ekleyebilirsiniz. Revit entegrasyonu vardır. Modelde çakışma testini güncelleyebilirsiniz. Bununla ilgili Revit üzerinden bir örnek göstereceğim sizler için. 60'tan fazla dosya formatını desteklemektedir baktığımız zaman Navisworks. Şimdi uygulamamıza geçecek olursak, dosya formatlarını bahsederken append ve merge olarak tanımlamıştık dosyayı içeri almayı. Kısaca açıklamak gerekirse dışarıdan proje çağırdığında, hani Navisworks'un içerisinde kullandığında bir problem yok. Ama proje değiştiğinde, üzerinde çalıştığın proje üzerinde değişiklik olmaz. Bu append ile aldığımız zaman oluyor. Yani bir projenin içerisinde başka bir projeyi açmak gibi, linkle açmak gibi oluyor. Üzerinde kesinlikle işlem yapamıyorsunuz. Merge'de ise dışarıdan proje çağırdığınız zaman herhangi bir değişiklik olduğunda görebilmenizi sağlıyor. Yani bir projenin içerisinde başka bir projeyi de dahil ediyorsunuz. Öyle de kısaltabiliriz. Tekrar ediyorum, hani kısa bir özet geçmek için söylüyorum. Navisworks bir üretim ya da tasarım programı değil, tasarlanmış projeleri bir araya getirip çakışma tespiti olgusuna sahip bir programdır. Yani ben burada bir şeyi tasarlamayacağım, tasarlanmış olanları içeri alacağım. Şimdi uygulamamıza geçelim. Navisworks Manager ilk açtığımız zaman karşımıza Selection Tree, Sets, Properties gibi çalışma ekranı çıkmakta. Bunları siz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu View kısmından Windows'a gelip burada istediğiniz pencereyi kapatıp açabilirsiniz. Mesela setleri kapatıp şurada Selection View'imiz zaten şey, Quantification'ı açalım. Windows'da Timeliner açabilirsiniz. Bunlara ulaşabildiğiniz gibi Home kısmında da bazı yerler mevcut. Clash Detective'de yani çakışma açabilirsiniz. Bunları yükleyebilirsiniz de çalışma alanlarınıza. Hani her açtığımızda aynı şekilde gelmesi için. Az önce bahsetmiş olduğum Append ve Merge kısmı dosyaları içeri alırken söylemiştik. Hani nasıl kullanılması gerektiğini. Şöyle göstereyim tekrardan, hani Append'le aldığımız zaman. All files'a dediğim zaman 60'tan fazla gördüğünüz üzere dosya formatını desteklediğini görüyoruz. Kapatalım. Merge'le de aynı şekilde. Şimdi bir tane örneğimizi alalım. İlk mimariyi çekiyorum. Daha sonra mekaniği alalım. Daha sonra structure'ı alalım. İçeriye yazıyorum. Bak, fark ettiyseniz ekranımda da değişiklik oluyor. Selection tree kısmında da görebiliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken kısım compact, standard, properties kısmı. Compact'ta bütün disiplinleri ayrı ayrı görebiliyorsunuz. Standard'da compact'taki properties'teki her şey dahil oluyor. Properties'teki ise tasarım yazılımları içerisinde yapmış olduğunuz itemler, yani ID'ler görebiliyorsunuz. Elementler, element ID'lerin olduğu objeleri görebiliyorsunuz. Şimdi şöyle hani shift ve orta tuşuyla mouse'umuzu sahneyi oynatabiliyoruz. Şöyle background'ımızı değiştirebildiğimizi de
gösterelim. Karanlık olmasın diye aydınlık yapalım. Bu şekilde daha iyi duruyor. Şimdi buradaki örneğimizde sizin için örnek olarak tasarladığımız Weave'den özellikle geliyorum. Animasyon oluşturma, reviewler, viewpoint üzerine duracağım buradaki örneğimde. Daha çok biraz hani yakınlaşalım. Çünkü üçüncü adımımızı koyacağız realizmden. Third person'ımızı koyuyoruz. Burada karşımıza collision, gravity ve curve çıkıyor. Bunlar çakışma, yer değiş, yer çekimi, eğilme, avatar şeklinde. Şu an avatarı aktif hale getirdim. Yani gerçek zamanlı gezinti özelliklerinin arasında. Biraz yakınlaşalım. Daha sonra şu an yer çekiminde havada uçtuğu için aşağı doğru indireceğim. İsterseniz steering wheels kullanabilirsiniz. Walk'a basıyorum. Walk'a bastıktan sonra aktif oluyor çakışma, yer çekimi ve eğilme. Daha sonra kapılardan ya da bir yerlerden geçmek için Ctrl D ile hani kapatıp açmanız gerekiyor. Ya da viewpoint penceresinden. Bu kadar biraz çevremizi bakalım. Açımızı değiştirelim. Şimdi walk ile yürütüyorum. Yön tuşlarını kullanarak yürütüyorum ben Navisworks'un içerisinde avatarımı. Şimdi animasyon yapacaksınız. Şu an mesela bu modelimde şu an bütün hepsini açtık. Çakışma, yer çekimi, eğilme. Şu an pencerenin içerisinden ya da camın kapının içerisinden geçemem. Bunları kapatmam gerekiyor geçebilmem için. Eğer animasyon yapacaksanız hani bu görüntü biraz doğru olmayacaktır. Şunu göstereyim. Objeyi gizleyeceğiz. Seçiyoruz. Hide'e basıyoruz. Gizledikten sonra yine aynı şekilde şeyin kapalı olması gerekiyor. Çakışma, yer çekimi ve eğilmenin içerisinden geçebilmemiz için. Şu an yürütüyorum. Şu an modelimin içerisine girdim. Döndürme işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Bakın mekanik olan kısmımı da attığımı gözlemliyorum. Çelik kısmını da görebiliyorum içerisinde gezinirken. Şu an inaktif hale getirdiklerimi aktif hale getiriyorum. Çünkü merdiven çıkmasını istiyorum modelimin. Şu an şöyle çıkalım. Animasyon oluşturalım sizinle birlikte. Böyle dursun. Birkaç farklı şekilde animasyon oluşturabiliyorsunuz Navisworks'un içerisinde. Burada kolay yöntemlerinden birkaç tanesinden bahsedelim. İlk olarak Save Viewpoint kısmımız. Burada isterseniz isim verebilirsiniz. İsim vermeden geçiyorum. Buradan bir ekran alıntısı aldım. Buradan da bir ekran alıntısı aldım. Biraz ilerleyip buradan da alıyoruz. Biraz ilerledik, buradan da aldık. Biraz dönelim. Bakın dönme aşamasını çekmiyorum. Sadece döndüğüm noktayı çekiyorum. Yavaş be yavaş bakalım diğerlerine. Geçiş yapabiliyoruz aralarında. Daha sonra View'e tıklayıp Add Animation dedim. Ve animasyonumu oluşturdum. İsim verebilirsiniz. Bunların hepsini seçip animasyonun içerisine sürüklüyorum. Animasyon tıkladığımız zaman artık bir anime haline geldi. Play'e bastığımız zaman şu az önce nasıl gittiysem aynı şekilde bana o kareleri tamamlayarak bir animasyon oluşturuyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu şekilde animasyon oluşturduk. Bir de başka şekilde yapalım. Tabii ki burada ayarlarımız var. Perspektif yapabiliyorsunuz ya da PO değerini, yani avatara yakınlık uzaklık değerini ayarlayabiliyorsunuz. Bir de diğer bir animasyonumuzu yapalım. Şimdi bunları kapatmamız gerekiyor ilk başta modelimizin içerisinden çıkabilmek için. Select'e gelelim. Bir diğer özelliklerinden bahsedelim. Tekrardan Select'e gelip biraz modeli daha iyi bir bakış açısına getirip
Yakınlaşayım. Güzel, daha iyi. Çünkü burada animasyon yaparak, animasyonu kullanarak kesit almayı göstereceğim sizlere. Viewpoint'e geldim. Section'a aktif hale getirdim. Burada panel ya da box şeklinde seçim yapabilirsiniz. Move ile hareket ettirebilirsiniz. Şu an element seçtim bir saniye. Record seçeneği ile kayda başladım. Şimdi kayda başladıktan sonra OK ile çekiştiriyorum görüntümü. Pardon. Şu an oynatma tuşuna bastım. Hızını biraz artırayım şöyle playback time kısmını. Az önce yaptığım işlemi tekrar bir şekilde gösteriyor. Bu şekilde sunumlarınızı hazırlayabilirsiniz. Bu hazırlamış olduğunuz animasyonları dışarıya export edebilirsiniz. Export animation seçeneği ile buradaki ayarlamalarınızı yapıp hani JPEG mi, PNG mi option seçeneklerimiz var. Hani buradaki nasıl olacak değerlerimiz dışarıya aktarabilirsiniz. Viewpoint'e geri gelelim. Section'ımızı iptal edelim. Biraz yakınlaşalım. Burada sanırım objeyi seçmişiz. Şimdiki özelliklerimizden birisi, yapacağım uygulamalardan birisi. View kısmına gelip ya da buradan Windows'tan da aktif hale getirebilirsiniz Flash Directive'i. Kapatayım. Bir de Home sekmesinden de göstereyim. Flash Directive'i tekrardan buradan da aktif hale getirebiliyorsunuz. Görüntümü biraz ayarlayayım. Çünkü çakışma tespiti yapacağız. Add test ile testi ekliyorum. İsim verebilirsiniz yine aynı şekilde. Mimari projenin ilk başında, pardon, uygulamanın ilk başında gösterdiğim eklediğim mimari. İstediğiniz katı seçebilirsiniz ya da structure kısmından, yani statik kısmından istediğiniz katı seçebilirsiniz şu an. Ya standarda göre olsun ya da kompakta göre olsun, items'lara göre olsun diye de sıralandırabilirsiniz. Karşı tarafta da hani selection B'de kısmında da map'i seçelim. Run test yapalım. Ben çakışmalarımızı çıkarttı. 16 tane çakışma görüyor. Gördüğünüz gibi aralarında geçiş yapabilirsiniz. Aralarındaki geçişlerimizde gördüğünüz üzere bazı hataları gözlemliyoruz. Bir tane daha test yapalım. Architecture açtım. Dördüncü kat alalım. Structure açtım. Burada da dördüncü kat alalım. Gördüğünüz üzere daha fazla bir hata çıkarttı. Bize çakışmayı çıkarttı. Buradaki çakışmalardan birkaç tanesini özellikle göstereceğim. Şuradaki 8'e tıklayalım. Buradaki yine aynı şekilde gördüğünüz üzere devam etmemiş ya da şuradaki örnekteki gibi duvarın içi duvar demeyin içerisine kadar girmiş. Yani bunları görmenizi sağlıyor. İsterseniz bunları dışarıya da aktarabilirsiniz Excel halinde. Export Flash Text diyerekten ya da dışarıdan alabilirsiniz import diye. Burada eklenenleri, çıkanları, çakışanların hepsini görüntülemenizi sağlıyor baktığınız zaman. Biraz yakınlaşalım modelimize tekrardan. Şimdi viewpoint penceresinden bahsettik. Animasyon penceresinden bahsettik. Timeliner'a geçelim. Timeliner'da hani
Bu 5D simülasyonundan bahsetmiştik, 4D simülasyonundan bahsetmiştik. Bunların nasıl olduğunu gösterelim. Text ile ekliyorum. Nasıl olması gerektiğini. Mesela şu yüzeyi seçiyorum. Bunun hani hangi zaman aralığında biteceğini, ne kadar süre alacağını ya da bir inşaatın temelinden bitişine kadar nasıl olacağını yaptığımız bir simülasyon. Ben burada bir tane hani duvarı seçmek istedim. Burada siz değiştirebilirsiniz planlanan start kısmını, başlangıcını, sonunu. Kendiniz özel olarak girdiğiniz zaman size daha doğru bir şekilde inşaat aşamalarını gösterecektir. Ben burada kısa bir aralık girdim. Hem simülasyonumuz kısa olsun diyerekten. Şu an mesela yavaştan bitiyor. Eylül ayını gösteriyor tarihi. Aşağıda geçiyor. Şu an simülasyonu bitirdi. Taks kısmına geldiğim zaman tekrardan aynı işlemleri yapacağım. Biraz yakınlaşayım. Pencereyi seçebilirsiniz. Hani bunun ne zaman ne kadar sürede geleceğini. Değerlerini girebilirsiniz. Planlanılan başlangıç ya da planlanılan bitiş ama hani aksamaları girebilirsiniz tarih olarak. Hani betonu şu gün bekliyordum, bugün geldi gibi. Normalde siz değerleri giriyorsunuz. Daha sonra gecikmeyi de siz girdikten sonra sizin o değerlerinize göre bir simülasyon çıkartıyor. Buradaki start ve end kısımları, actual start ve actual end kısmı gibi. Şimdi simülasyonumuzu başlatalım. Simülasyonumuzu hazırladı. Yavaş yavaş diğer parçalar da gözüküyor. Son üst tarafta mesela hangi haftada olduğunu, hangi günde olduğunu, hangi tarihte olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde export animation diyerek alabilirsiniz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra daha kaliteli bir şekilde. Timeline'larımızı da kapatalım. Şimdi Viewpoint'ten, Review'den bahsedelim. Viewpoint'ten bahsetmiştik biraz. Review kısmında hani genelde projelerimizin içerisinde markup'lar oluştururuz. Kırmızı çizgiler dediğimiz, kırmızı işaretlemeler dediğimiz. Bunları Navisworks'un içerisinde de oluşturabiliyoruz. Mesela şurada ölçü alalım. Ölçüyü kilitleyelim özellikle burada kalması için. Hani revizyon bulutu oluşturalım. Hani siz buradaki hatayı gördünüz çakışmada. Hani burada bir sorun var diye işaretleyebiliyorsunuz. Üzerine not alabiliyorsunuz. Text'e tıklayıp üstüne kapı ölçüsü yazalım. Yazdık. Tag olarak oluşturduk. View Commons diyerekten yorumları, hani sunum başında da bahsetmiştim, yorumlarınızı görebilirsiniz. Bir diğer bakış açısına geçip yine aynı işlemleri, buradaki ölçüyü kilitlediğimiz için diğer tarafta gözüküyor. Clear ile temizleyebilirsiniz isterseniz ya da kalabilir şu an. Geçiş yapacağız içerisinde. Diğer görüntümüze gelelim. Yine aynı şekilde isterseniz ölçüyü kullanabilir. Text ekleyelim. Bağlantı sorunu ya da bağlantı detayı yazalım. Okey dedim. Şu an yuvarlak içine alalım. Kırmızı olduğundan ve diğer bağlantımızda kırmızı olduğundan gözükmüyor. Tekrar yapalım aynı işlemi. Bağlantı detayı. Okey dedik. Değiştirelim olmazsa ya da tekrar atayalım. Yanlış yeri seçmişiz. Silinde tekrardan aynı görünüşe gelip aynı işlemleri tekrar ediyorum. Text diyorum. Bu sefer farklı bir noktaya tıklayalım.
Bağlantı detayı. Okey dedik. Daha sonra bunu yuvarlak içine alacağız. Draw'la. Daha sonra tag olarak işaretleyeceğiz. Hani yorumumuzu ekleyeceğiz. Bağlantı detayları ya da detaylar şeklinde ekleyelim. Arasında geçiş yapabilirsiniz. Birincisinin ve ikincisinin arasında. Tabii bunun gibi birçok oluşturabilirsiniz. Yani 10-15 tanenin içerisinde bu şekilde geçişleri yapabilirsiniz. Animasyon kısmımızı da bitirmiştik. Wave kısmında hani oluşturmuş olduğumuz workspace'imizi, çalışma alanımızı kaydedebildiğimizi söylemiştik. Ya da kayıtlı olan workspace'imizi içeri alabiliriz. Output kısmına geldiğiniz zaman burada dışarı aktarım olarak görmekteyiz. Google Earth'ten yani KML uzantısı olaraktan şurada gördüğünüz Google Earth Latitude, Altitude şeklindeki import yerini çekip Google'dan istediğiniz alanı çekebilirsiniz. Kısaca bir render de göstereyim. Şöyle görünüşümüzü açalım. Render'a girdik. Ray Trace'i aktif hale getirelim. Ya kısa bir şekilde olsun. Ray Trace kısmımız. Hani anlık renderlama dediğimiz. Image ile bunu kaydedebilirim. PNG, JPEG ya da BMP. Topla durduralım. Redel Cloud diyerekten gönderebilirsiniz. RenderGal'i aldığınız renderları gösterir. Autodesk Render kısmına girdiğiniz zaman burada da malzeme üstüne atayabilirsiniz, değişiklikler yapabilirsiniz. Ve buna göre renderlarınızı geliştirebilirsiniz. Yanda gördüğünüz gibi, buradaki malzemelerdeki gibi. Şimdi işleyeceğimiz diğer bir örnek. Revit üzerinden olacak. Revit'ten Navisworks Manage'in içerisine aktarımı gerçekleştireceğiz. Revit dosyamızı Revit'ten projemizi açalım tekrardan. Burada normalde Revit'te çalıştığınız zaman yine ana dosyanın ismi örnek olsun. Örnek 001, örnek 002 revize halleri oluyor. Ben bunu değişik bir şekilde göstereceğim. Yani onları karşılaştırmanızı sağlayacağım. Yani bu ilk projedeki haliyle revize hali nasıl? Aradaki farkları göreceksiniz. Metraj alımını göreceksiniz. Şu an export ayarlarını yapıyorum. Edins'ten girip. Pardon. Kaydede tıklıyorum. Şu an export ayarlarını Revit'ten şeyi çevirecek. Navice Export'la çevirecek. Ki Navisworks'un içerisinde açabileyim, görüntüleyebileyim. Şu an export ayarlarımızı yapıyor. Revit'in içerisinde, pardon, Revit dosyasını Navisworks'un içerisinde direkt açabilirsiniz. Hani bu çevirme işleminize de gerek kalmıyor. Ama özellikle göstermek istedim. Buradaki çevirme işlemlerini, hani export nasıl oluyor, add-ins tabii ki bağlantı external tools'tan gerçekleşiyor. Şu an bir projenin büyüklüğünden kaynaklı bir sorun oluştu. Şu an tamamlıyor export kısmını. Tamam. Ana projemiz bu. İkinci projemizin üzerinde de değişiklikler yapacağız. Proje ikincisi içerisinde. İkinci projeyi de açalım. Gördüğünüz gibi az önceki görselin üzerine bu kısmı biraz kaydırdım. Ve şuradaki pencereler olmazsa silelim. Metraja girmesin hesaplarken. Yani ya da farklılıkları görebilmek için özellikle yapıyorum. Kaydet tuşuna bastım. Yine aynı işlemler. Edins'e gelip External Tools'tan Export yapıyoruz. Şu an bir progress aşaması var.
Bunları kolaylık olarak görebilirsiniz. Hani Revit dosyasındaki çalışmalarınızın hepsini açabilirsiniz ya da çevirebilirsiniz. ISC formatında desteklediğini söylemiştik Navisworks. Şu an işlemimiz bitmek üzere. Projenin yoğunluğundan dolayı şu an bir sorun yaşıyoruz ama birazdan çözülür. Evet. Şu an proje 2'deyiz. Kaydetmiştik. Exportumuzu yaptık. Navisworks'a geri dönelim. Append ve Merge'den bahsetmiştik. Append'le nasıl aldığımızı, hani Merge'le nasıl aldığımızı. Append komutunu kullanacağım şu an. Yani proje içeri çağırma olayında. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Projemizi içeri aldık. Diğerini alalım. 2'yi aç dedim. Şu kısımda gördüğünüz, ben bu kısmı biraz ön tarafı ittim ikinci projede. Yani pencere değişiklikleri oldu arasındaki. Selection tree'de görmektesiniz zaten. Burada biz Navisworks'un içerisinde compare komutu ile modelleri karşılaştırırken selection tree'deki yani seçim ağacında bulunan modelleri seçiyoruz ve bunları karşılaştırıyoruz. Bu da geometriyi işaretliyorum sadece geometri olarak olsun diye. Compare komutu Navisworks'un içerisinde değişen, yeni eklenen ve silinen elemanları kolayca görmemizi sağlıyor. Farklı renklerle işaretlenebilir, otomatik olarak gruplandırabilir. Bu sayede hani revize edilen elemanları kolayca seçebilirsiniz. Şurada set kısmımız oluştu. Hani proje 2'deki, proje 1'deki halleri şu an proje 1, proje 2 şeklinde görmektesiniz. Buradaki göstereceğim uygulamada değişen, yeni eklenen, silinen elemanları uyarı ile bildirecek. Yani Quantification Workbook kısmına geldiğimiz zaman bir ünlem olarak bildirecek. Bu yüzden şu an hani sadece görsel olarak transparanlığını biraz arttırayım ki yani değişen elemanlarımızı daha rahat ve iyi bir şekilde görebilmek için. Şu an daha iyi oldu. Hani bütüne göre görelim. Sadece parça olarak bize vermişti. Compare yaptıktan sonra. Ben burada bütüne göre değişen elemanlarımın neler olduğunu gözlemliyorum. Şimdi tekrardan projemizi olmazsa içeri alalım. Navisworks'a geliyorum. New deyip kaydetmiyorum şu anki çalışmamı. Burada compare özellikle göstermek için yaptım. Şimdi yine aynı şekilde çağırıyorum elemanlarımı. Proje 1 ve proje 2'yi. Proje 2 ile çağırdım. Aç ile şey çağırıyorum. Değişiklikleri gözlemleyeceğiz şimdi. Şimdi View kısmına gelip Windows'tan Quantification Workbook aktif hale getiriyoruz. Ya da dediğim gibi Home kısmından da aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi biraz yakınlaşalım modele. Proje Setup diyelim. Daha sonra hatırlarsın. Burada baktığımızda Construction statünün template'leri yer alıyor 16-18. Bunları seçip ilerliyorum. Metrik olarak ilerliyorum. Burada ton, kilogram değil de ton olarak seçiyorum. Next'e tıklıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz projeleri içeriye Quantification sağ tuşla alabilirim. Ya da sürükle bırak yöntemiyle de alabilirim. Şu an take off kısmını hallediyor.
Şimdi tüm elemanların metraja girip girmediğini, yani bu durumu kontrol edebilirsiniz. İlk projeye hide diyorum. Hide take off dediğim zaman bakıyorum, kontrolümde tamam. Birinci modelime tekrar gelip sağ tuş yaptık. Delete'le silelim. Hepsini almış. Proje 2 lazım çünkü değişiklikler onun üzerindeydi. Unhide yapıyorum. Unhide yaptıktan sonra Change Analyze kısmına gelip analizimi başlatıyorum. Yani metrajımı başlatıyorum. Biraz zaman alacak. Değişiklikleri analiz ettiğinden dolayı. Şimdi açılan items kısmında aşağı doğru inelim. Bakalım nerelerde. Floor'da değişiklik olması gerekiyor. Çünkü ön tarafı almıştım ve hani ilk açıldığında da o şekilde gözüküyordu. Şurada mesela betonarme döşeme. Ünlem işaretini göreceksiniz yanındaki. Durumu hani neden değişti, nasıl değişti, silindi mi eleman. Üzerinde durup change diyor. Mesela bunda değişiklik olmuş. Bunu eğer hani uygun görüyorsanız projenizin içerisine update from model diyerekten ekleyebilirsiniz. Take off diyerekten, delete take off diyerekten de eğer hani bu obje silinmiş istemiyorum diyerekten çıkartabilirsiniz. Delete probe yapalım şöyle. Model thickness, perimeter, area hepsini gözden geçiriyorsunuz. Yani değişiklikler bu kısımda olmuş. Biraz daha inelim. Şurada rooms'u gördüm. Room'da da alanlarının değişikliği olduğunu gözlemlemekteyiz. Yani bu şekilde gözlemlemelerinizi yapabilirsiniz Navisworks'un içerisinde. Revit'ten bir projeyi çağırdığınız zaman özellikle ya da başka bir programdan aldığınız projeleri değişikliklerini gözlemleyebilirsiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şu an bakıyorum sorularınız var mı? Bizi Kedbim Teknik Destek YouTube kanalından takip etmeyi, LinkedIn'den ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an sorularıma bakıyorum. Sanırım soru yok. Chat kısmına da bakıyorum. Katılımınız için teşekkür ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle iletişim kurmak istiyorsanız vuslat.aktekin@kedbim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim katıldığınız için. İyi günler.